السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalbe hayat veren, kelamında hak ve batılı ayıran, Kur'an-ı Kerim'i bir nur olarak nazil eden Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, yeryüzündeki Müslümanların sayıları adedince, gökteki yıldızların sayıları adedince salatu selam olsun. Evet canlar, sevgili gönül dostlar, Yüce Mevlamız Celle Celaluhu bir ayet-i kerimede şöyle buyurur. Estağfirullah. Rabbinizin mağfiretine genişliği gökler ile yer arası kadar olan ve takva sahipleri için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Sadakallahul azim. İki cihan güneşimiz de bir hadisinde şöyle buyurur. Cennete girmeye vesile olacak en önemli husus nedir diye soran bir sahabeye, takva. Yani Allah Celle Celaluhu'ya karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye buyurmuş. Sadaka Resul. Evet canlar, kardeşler, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere birbirini takip eden iki hayat vermiştir. Evet, bizlere birbirini takip eden iki hayat. Birincisi fani, yani kısa ömürlü ve kazanca dönüştürülmesi gereken dünya hayatı, ikincisi ise ebedi ve ölümsüz olan ahiret hayatıdır. Dünya hayatı, ahirete uzanan zorlu ve sonlu yoldur. Evet, ahiret hayatı ise dünya tarlasında ektiğimizi biçeceğimiz, yapıp ettiklerimizin karşılığını eksiksiz göreceğimiz bir hayattır kardeşler. Bu hayatta bizler için ya hüzün ya da sevinç vardır. Dünya imtihanında başarılı olmak için gayret gösterenler, Allah Celle Celaluhu'nun rızasına ve ebedi nimetler yurdu olan cennete kavuşacaklardır. Bu imtihanı kaybedenler ise Allah muhafaza, ahirette pişmanlık ve hüsrana uğrayacaklardır. Evet canlar, kardeşler, Rabbimiz Celle Celaluhu cennetine götürecek, cehennemden kurtaracak yolu bizlere hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'de öğretmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu yolu bizzat yaşayarak bizlere göstermiştir. Evet canlar, söz konusu bu yolun sonu ebedi kurtuluştur. Bu yolun sonu bitmeyecek olan bir huzurdur. Geliniz canlar, geliniz. Bugünkü konumuzda cennet yolcusunun özelliklerine hep birlikte bakalım, olur mu? Evet, cennet yolcusunun özelliği neymiş? Şöyle bir kulak verin. Mevlam inşallah hissedar olabilmeyi nasip eylesin cümlemize. Evet, cennete giden yola iman ile girilir kardeşler. İman olmadan cennetin yoluna giremeyiz. Zira ebedi kurtuluş imandan geçiyor. Allah Celle Celaluhu'nun varlığına ve onun birliğine, onun peygamberlerine, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, değil mi? Kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna gönülden inanmak, mümin olabilmenin ilk şartıdır. Mümin, Allah Celle Celaluhu'ya gönülden teslim olmuş kişi demektir. Mümin, Allah Celle Celaluhu'ya gönülden teslim olmuş kişidir. Mümin, son nefesine kadar imanına sadık kalan kimsedir. O bu uğurda türlü musibetlere maruz kalsa da sadakat ve teslimiyetini yitirmez.
canlar, cennete giden yolda ilerleyebilmenin şartı ibadettir. İbadet olmadan cennet yolunda ilerleyemezsin kardeşim. Salih amel olmadan ilerleyemezsin. İhlas olmadan, ihlas ile namaz kılmazsan, samimiyet ile oruç tutmazsan, hac, zekat, kurban nasıl birer ibadetse, sırf Allah rızasını gözeterekten yapılan her güzel işte bir ibadettir. Evet canlar, anne babamıza, eşimize, evladımıza, komşu ve akrabamıza, can taşıyan her bir varlığa iyilikte bulunmak ibadettir. Hayatı birbirimize kolay kılmak, sahip olduğumuz nimet ve imkanları kardeşimiz ile paylaşmak, yardımlaşmak bir ibadettir. Tutamayanın elini, göremeyenin gözünü, yürüyemeyenin ayağı, konuşamayanın dili olmak bir ibadet. Hasılı kardeşler ya, hasılı kötülükten uzak durmak ve iyilik yolunda olmak gayreti bir ibadettir. Canlar, cennete giden yolda yücelebilmenin şartı güzel ahlaktır. Rabbimize, kendimize, çevremize karşı samimiyeti kuşanmaktır. Doğruluk ve istikametten asla ayrılmamaktır. Ahde vefayı elden bırakmamaktır. Emanete ihanet etmemektir. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından elinden ve dilinden emin olunan kişi diye tarif edilen mümin hiçbir kimseye zarar veremez. Yüce Mevlamızın saygın bir varlık olarak yarattığı insanın onur ve haysiyetini zedeleyecek söz, tutum ve davranışlar ile kısacık ömrünü israf ve heba edemez. Mümin, utanmazsan dilediğini yap hadisi doğrultusunda güzel ahlakı kendisine şiar edinir. Evet canlar, Mevlam inşallah bu sıfatlara sahip olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Mevlam inşallah cennet yolunda ilerlerken Mevla Celle Celaluhu'yu hoşnut etmiş bir şekilde, onun rızasını kazanmış bir şekilde o yolda, o cennet yolunda emin adımlarla yürüyebilmeyi Mevlam cümlemize nasip eylesin inşallah. Ve bu konumuzu da inşallah bir dua ile sonlandıralım, olur mu? Ben duamı edeyim, sizler de amin deyin inşallah. Allah'ım, Allah'ım, senden cenneti ve bizi cennete yaklaştıran söz ve amelleri istiyoruz. Ya Rabbi, cehennem ateşinden ve bizi ona yaklaştıran söz ve davranışlardan sana sığınıyoruz. Allah'ım, vatanımıza, milletimize, birliğimize, dirliğimize kastedenlere fırsat verme. Ya Rabbi, değerlerimiz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmetin ile muamele eyle. Gazilerimize acil şifalar lütfeyle. Bizleri onların uğrunda canlarını feda ettikleri, kanlarını akıttıkları yüce değerleri yaşayan ve yaşatanlardan eyle. Amin, amin, amin ya Rabbel Alemin.